defa taşar. Tebrikler Caner. Tebrikler. Altun. Atuner. 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 Bu böyle zaten internette de baktım hep bir hata olmuş. Atuner. Bazen zor bir soyadı. L fazla gelir. Sonuna bir L koyarlar filan. Evet. Atuner ama. Fulden Akyürek ve Nazan Şoray. Hoş geldiniz. V. Sen bilsin. Üvey karım. Üvey karım. Üvey eş ilk defa duyuyoruz. Üvey anne, üvey baba olur evet. Da üvey karım. Zaten komedisi buradan başlıyor işin. Üvey karım çok eğlenceli, çok komik bir oyun. Bir avukat var oyunumuzda. Çok çapkın bir avukat. Aynı zamanda evli. Amcası var. Amcası da Ferdi abi. Avukat Soner Arıca. Amcası onun bir beşik kertmesi var Nazan. Onunla evlenmesini istiyor. Fakat çapkın avukat evlenmiş çoktan. Meğersem şehirde evlenmiş. Evet, peki evlenmiş. Önce hemen şunu söyleyeyim. Bu ne zaman sahnelenecek? İlk 25'inde oynayacağız biz 25 bunu. Adapazarı'nda. Adapazarı. Premierimizi orada yapacağız. Bunu da hemen söyleyeyim. Sanata destek verdiği için Aktaş Beton bizi orada finanse ediyor. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Sen grubun sözcüsü olarak evet, hemen dedin sponsorlara da çıkarayım. Evet söyleyeyim onu. Gerçekten ama tiyatroya destek vermek çok, tabii, önemli, çok önemli bir şey. Gerçekten evet. Onlara çok teşekkür ediyoruz. 25'inde Adapazarı'nda başlıyoruz. Ondan sonra 27'sinde Allah kısmet ederse ilk oyunumuzu Profilo Kültür ve Alışveriş Merkezi'nde oynayacağız. Peki nasıl provalar devam ediyordur? Son ne kadardır? Prova yapıyoruz. 3 hafta. 3 haftadır yapıyoruz. Peki nasıl? Size sorayım. 44 yıllık tiyatrocusunuz. Estağfurullah. Nazan Hanım'ın tiyatrosu nasıl? Yani provalardan ne çıktı sizce? Böyle konularda hani diyorlar ki işte sinema sanatçısı evet. Efendim tiyatroda oynayamaz, şöyledir, yani böyledir. Oynayamaz. İşte şarkıcı oynayamaz falan filan ama o eğer kendisinde adapte edebilecek bir durum varsa kendisini süratli bir şekilde niye olmasın? Sinemada çok ufak. Şöyle bir örnek vereyim ben isterseniz. Çılgın Yenge oyununda da Aydan Şener ve Soner Arıcı oynuyor biliyorsunuz. Evet, evet tabii. Onda da çok insanlar ön yargıyla yaklaştı. Aa olur mu? Olabilir mi acaba falan diye. Sonra gelip seyrettikleri zaman gerçekten ne kadar iyi olduğunu gördüler. Bu kimsenin tek elinde değil. Çok güzel bir laf var. Tiyatro safrayı atar. Eğer başarılıysanız tiyatro çok zor bir yer ama değil mi? Tiyatro çok. Er Meydanı. En güzeli de. Er Meydanı. En güzeli de seyirciyle o anda karşılıklı olmak ve seyircinin siz onun gülüşüne daha da bir takım şeylerle evet. ifade edersiniz. Rolünüzün daha da üstüne. Merhaba dedim, elveda diyemem ki. İnsan bir kere sever, bir daha sevemez. Gir finale gidin sen. Sana merhaba dedim, elveda diyemem ki.
insan bir kere sever, bir daha sevemez ki. Çok teşekkür ederim. Bu arada herhalde hatırlatmamıza gerek yok. Umut Akyüreğin kız kardeşisi. Türkan Şoray'ın kız kardeşi, evet, Umut Akyüreğin. Türk müziğinde de en beğendiğim sanatçılardan biridir Umut. Hakikaten operacı olsaydı çok daha başarılı olabilirdi diye düşünüyorum. Niye? Son derece güzel bir koloratür sesi var. Evet. Türk müziğinde pek fazla şey yapmıyor o ses. Yok, hayır. Türk sanat ama müziğinde de başarılı. Ben hemen öylesine, ablam olduğu için. Hayır, tamam, onu söylüyorum. Sadece yani. Şöyle bir şey var. O kadar güzel söylüyor ki, hele Saadettin Kaynağ'ın, evet, galiba bir şarkısı var, o Yasemin midir nedir? Onu ben ilk dinlediğimde, ya dedim, nereden çıktı bu koloratür ses? Ve ondan sonra Umut benim favori isimlerimden biri oldu. Peki, Hahlal'da kaldık. Yok, hemen açıklayayım ben. Nasıl yok? Ferdoş'la aramızdaki aşkı açıklamayacak mıydık? Harbi vela kuvveti. Ne? İyi, peki hadi söyle hadi. Söyleyelim biz. Çıkıyormuşuz çıkıyoruz beraber. Düzeyli yeni mi başladınız? Evet, yeni başladık. Evet, düzeyli bir ilişki ama çok yüksek düzeyde bir ilişki. Diğerleri bize erişebilir mi bilemiyorum. Ne güzel. Canım benim. Se gülleri severdin, ben dudaklarını. Sense gülleri severdin, güller ve dudaklar şimdi. Döküldük artık gülleri, kayboldu dudakların. Seven yok artık gülleri, güller ve dudaklar şimdi. Güller ve dudaklar şimdi. Ne kadar acı ve gizli. Bora Ayanoğlu. Bora Ayanoğlu'na, evet, buradan selam yollayalım. Evet. Çünkü sevgili, çok güzel, seneler önce yaptığı bir şarkıdır bu, evet, ve hala besteciler unutulmaması. Evet. Peki mankenler dizilerde oynuyor. Sen böyle niye gizli, saklı, kapaklı tiyatroda kaldın? Niye daha fazla gündeme, magazinsel anlamda da skandallar, aşklar, kaçamaklar? Yok, benim neden? O anlamda magazine pek malzeme olacağımı zannetmiyorum. Ben tiyatroyu dediğim gibi çok seviyorum ama saklı kalmış falan da değilim. İyi bir şeyler olursa ben de yapmak istiyorum. Ama denk gelmedi. Peki neden olmuyor mu ya? Senin gibi gerçekten çok başarılıymışsın tiyatroda. Şimdi herhalde size bir şey anlatacağım. Üstadım da katılır. Ben bir görüşmeye gitmiştim. Bana yapımcı dedi ki, sen oyuncu musun, manken misin dedi. Avantajı da var, dezavantajı da var elinizin yüzünüzün biraz düzgün olmasının. Evet. İnanmıyorlar benim iyi bir oyuncu olduğuma bazen. Evet. Ama sahnede gelip seyrettikleri zaman, aa sen çok iyi oyuncuymuşsun diyorlar. Beni sahnede gelip görmeleri lazım. Peki o yüzden mi artık şeylere gitmez misin, sıkılıyor musun görüşmelere gitmekten? Çok sıkılıyorum. Öyle mi? Çünkü diyorlar ki, hadi bakalım bize adını soyadını söyle. Kameranın karşısına geçiriyorlar sizi. Vesika verir gibi gerçekten, Fulden Akyürek, işte şu doğumlu, şurada oynadım. Sağ dön, sol dön. O da kadar sıkıldım olmaz, ki artık çok sıkıldım bundan, onun için gitmiyorum. Peki yani bu ismini nasıl gündeme getirdin? Gidiyorum, bu sefer de hadi adını soyadını söyle diyorlar. O zaman da olmuyor. Diyorum ki her şeyin bir zamanı var galiba. Siz ne kadar yırtınsanız da bir şeyler olmak adına, bir şeyler, evet, olması adına, eğer zamanı gelmediyse olmuyor. Zamanı var, bekliyorum. Peki bu magazinin genel geçer kurallarını niye uygulamayı düşünmedin? Yok, ben onları pek uygulayamam. Hiç sevgilin yokmuş, evet, yaptık araştırmada. Bulamazsınız dedim sizce. Tiyatroyu... Of be, bana hiç, bana söyledi çünkü, vallahi hiç sevgilim yok dedi. Ne olursa... Ben sana teklif ettim, kabul etmedi. Peki bu normal hayır, değil ki de ama. Ben de kabul ettim, normal acaba diye. Mutlaka olmuş. Hayır, ben de şimdi merak ediyorum, acaba çıkacak mıydı bir şeyler diye. Şu anda yok. Evet. Tiyatronun önüne bile kimse gelmemiş, arabayla almaya bile hiçbir erkek gelmemiş.